1981 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldum. Anestezi ve reanimasyon uzmanlık eğitimi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Türkiye'de anesteziyolojinin kurucusu olan Profesör Doktor Sadi Sun'un asistanı olarak tamamladım. Burada acil servis yoğun bakım ünitesinin kuruluşunda yer aldım. Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde klinik şef yardımcısı olarak çalıştım ve burada 8 yataklı yoğun bakım ünitesi ve ağrı tedavi ünitesinin kuruluşunda aktif rol oynadım. Daha sonra İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde klinik şefi olarak çalıştım. Burada 14 yataklı yoğun bakım ve 8 yataklı ağrı tedavi ünitelerini kurdum. 15 yıl süren eğiticilik döneminde çok sayıda anestezi uzmanının eğitiminde yer aldım ve onların yetişmelerine katkıda bulundum. Bu süreçte yaptığım çalışmalar ve tıbbi yayınlarla kendimi anestezioloji, yoğun bakım ve ağrı tedavisi dallarında sürekli geliştirme olanağını buldum ve Türk Anestezioloji Reanimasyon Derneği ve Türk Yoğun Bakım Derneği'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım. Bir dönem Türk Kanser Derneği'nde başkanlığını üstlendim. Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Derneği yeterlilik yani board sertifikası sahibiyim. 1989 yılında Profesör Doktor Ergun Göne ile birlikte Türkiye'de ilk kez laparoskopik kolistektomi ameliyatını gerçekleştirdik. Bu ameliyatları ekip olarak Florence Nightingale hastanelerinde uzun yıllar sürdürdük. Yine aynı yıllarda kemoterapi uygulanan onkoloji hastalarında santral venöz port implantasyonunu Türkiye'de ilk uygulayanlardan biri oldum. Kendi özgün yöntemimi geliştirerek bu alanda çalışmalarımı halen başarıyla sürdürmekteyim. 2006 yılında devlet görevimden emekli olarak 2007 yılında Grup Florence Nightingale bünyesinde Kızıl Toprak'ta açılan Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi'nde anestezi ve yoğun bakım bölüm başkanı olarak göreve başladım. 2015 yılında Hastane Medikal Board'u ve Etik Kurulu'nda görevlendirildim. Halen bu görevlerimi sürdürmekteyim.